Canlı video başladı bakalım. Arkadaşlar merhaba. Size bugün budak ve budak üzeri masif göstereceğim. Ben yayına başlar başlamaz kimse gelmeden işlemi söyleyeyim. Sonra nasıl sık sık sorulacak videonun ilerisinde de ne yaptığımızı söylerim. Ama önce biraz gelenler olsun. Sonra başlayalım bakalım. Gelen Şükran geldi. Zaten çok uzun tutmayacağım yayını. Şükran hoş geldin. Sadece bir sehpam var. Daha önce beyaza boyamıştım. Onun üzerinde rölyefle budak çekmeyi, doku vermeyi ve o dokunun üzerine eskitme kremiyle masiflemeyi göstereceğim. Bu da bize böyle şey kalsın. Ne kalsın? Döne olarak kalsın. Videolarımızın arasında. Hoş geldin Emoş. Tuğba da geldi. Şimdiden bir iki varsa soru alayım. Çünkü işlemi yaparken buraya pek bakamayacağım. Yakından görün istiyorum. Zerrin de geldi. Selam Tuğba, hoş geldin. Görünüyor mu şey? Görünüyor herhalde değil mi? Yani böyle yaptıkça da zaten gözükecektir. Şeyin, sehpanın üstü gözüküyor herhalde. Sıkıntı yok değil mi Zerrin? Yayının başını çok uzun tutmayalım. Şey yapayım ben, göstereyim hemen. Şimdi ben buradan gözüküyor mu? Gözüküyor. Biraz gözüküyor. Biraz gözüküyor. Şöyle çekeyim. Önce ne yapacağımı söyleyeyim size. Arkadaşlar. Pasta rölyef kullanacağız. Bu biraz daha dokulu bir yüzey olsun için. Teşekkür ederim. Kullandığımız bir malzeme. Ne yapıyoruz? Pasta rölyefimizi budak çekeceğimiz için biraz sulandırmamız gerekiyor. İçine bir iki fıs su koyuyorum. Sonra böyle bildiğiniz kalın bir fırça ile su ve pasta rölyefi iyice birbirine yediriyorum. Arkadaşlar, böyle akışkan olacak, görüyorsunuz. Bayağı bir şey, sulu kıvamda. Şimdi daha önce zeminini beyaza boyamıştım. Ben yine üzerine beyaz rölyef çekip onun üzerine evime uysun diye siyah eskitme kremiyle masifleyeceğim. Tamam mı? Eskitme kreminden şöyle bolca aldım. Kafama göre sürüyorum arkadaşlar. Yani bunda düzgün sürülecek diye bir şey yok. Biraz kalınca tutacak şekilde süreceğim. Maksat her yerine rölyef gelsin, değsin. Bir doku bıraksın. Ben tabii yayında hepsini yapmam herhalde. Hepsini yaparsam uzun mu olur yayın? Bu çünkü bayağı uzun bir işlem. Hatta biraz daha sulandırayım ben bunu. O arada soruları okuyayım. Varsa. Sağ ol Ayşegül. İyice karıştıralım. Kocaman da bir sehpa. Yere de hiçbir şey sermedim inşallah. Batırmam ortalığı.
Görüyorsunuz arkadaşlar, hiç özenerek sürmüyorum. Maksat burada bana biraz kalınlık vermesi. Bu kadar. Yaptığım doku gözüksün diye olacak bir işlem bu. Başka bir şeyi yok bunun. Hani bir konsolların üzerine, sehpaların üzerine masif masif diye sorduğunuz şey budur. Yalnız bunun da boyu 1 metreymiş. Biraz da böyle karşıya geçeyim ama bu sefer de ekranı göremiyorum ama olsun. Sürdüğüm şey pasta rölyef. İçine biraz su kattım. Alanınız daha büyükse, benimkinden daha büyük, mesela konsol üstüyse veya daha büyük bir masa ise içine biraz da glaze koyuyoruz. Kurumasın diye. Zaten geç kuruyan bir şey ama büyük yüzeylerde hani hızlı çalışamazsanız diye ben genelde siparişlerde içine de glaze koyuyorum. Şöyle her yerine gelmesi biraz biraz benim için yeterli. Hiç düzgün sürmenize gerek yok. İstediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz. Ben çok kalın yapmayacağım. Çünkü günlük kullandığım bir sehpa bu. O kadar kalın istemiyorum. Ama daha kalın, daha ince yapmak sizin elinizde. Zaten kendisi bu şekilde bile bir yol yol oldu. Şu anda çirkin bir boyama gibi düşünün. Eyvah ne yaptım demeyin. Düzeliyor sonra, merak etmeyin yani. Şöyle bitirelim bari bunu. Her yere gelsin. Gelmeyen yer kalmasın. Şimdi arkadaşlar, İşlemi budak doku tarağı ile yapıyoruz. Budak doku tarağının şurada bir desen başlangıcı var. O baş parmağımın üzerine gelecek. Ve koyup, görünüyor mu? Görünmüyor. Şöyle çevireyim mi biraz? Çevireyim. Bunu objenin başına koyuyorum. Düz bir şekilde yavaşça elime hafif esler vererek göstereyim. Bir saniye. Hop, şöyle bir göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle bir daha yapalım. Hafif es veriyorum. Elimi arada oynatıyorum. Gözüküyor mu? Bir daha yapalım. Görünüyor mu arkadaşlar? Ben yapabildiğim kadar yapayım. Koydum. Çekiyorum. Es veriyorum. Yatırıyorum tekrar tekrar. Burada maksat elinizi bir seferde aşağıya kadar indirin. Tamam mı? Olay budur. Şimdi bir de karşıdan gösterelim. Elimi görün. Görünüyor mu? Görünüyor herhalde.
Koydum arkadaşlar. Çektim, es verdim, tekrar es verdim. Aşağıya kadar çektim. Kocaman kocaman budaklarım oldu. Arada bir ıslak mendil alayım bir saniye. Arada bu şeyi temizleyin. Budak aletini temizleyin. İçleri dolmasın. Ki şekilleriniz çıksın. Bir tane de bu taraftan yapalım. Elimi oynattığım zaman o göbekler otomatikman oluşuyor. Bunu isterseniz bir budak, bir şu arkasıyla düz de çekebilirsiniz. İsterseniz tamamını budak, isterseniz tamamını düz de çekebilirsiniz. Beğenmediğiniz yer olursa fırçayla düzeltip, ben yapayım bir tane. Diyelim ki ben şunu beğenmedim. Fırçayla tekrar üzerinden hafif rölyefimizden alıp geçip temizleyelim. Tekrar budağınızı çekebilirsiniz. Burası anlaşıldı herhalde, değil mi arkadaşlar? Şimdi bunu kurutmak meselesi var. O biraz uzun sürecek. Size sorayım, öyle yapayım. Şimdi arkadaşlar bunu benim kurutmam gerekiyor. Biraz sesli olacak ama iyice de kurutmam gerekiyor. Çünkü üzerine öbür işlemi yapacağım. Bu arada siz sorarsanız ben de yanıtlarım. Yasemin hocam da geldi. Bu arada söyleyeyim arkadaşlar, rölyef kendiliğinden 24 saatte kuruması gereken bir ürünümüz. Ama ben burada size göstermek adına saç kurutma makinesiyle kurutuyoruz. Siz bunu evde uygularken 24 saat bekliyorsunuz. Oldukça geç kurur çünkü. İsterseniz şöyle bir şey yapalım. Ben bu yayını burada kapatayım. Bunu iyice kurutayım. Sonraki işlemde bir daha açayım. Ne dersiniz? Çünkü bunun kuruması gerçekten bayağı uzun olacak. Boya yapmadım. Sehpanın üstünü daha önce beyaza boyamıştım. Şimdi üzerine rölyef doku çekiyoruz. Evet, ikinci bölüm yapalım bence. Şimdi ben bunu kurutayım. Bir yarım saat, bir saat sonra tekrar açalım. Yoksa gösterdiğim masif işlemi kurumadığı için hatalı olur. Tamam.
Yayının tekrarında görüşmek üzere.